Ekstremum noktalar arasındaki uzaklık sorulmuş. İki nokta arasındaki uzaklık hemen hatırlayalım. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi olacak. Önce türev bulalım ekstremum noktası için. 2X 3 bölümün türevi çarpı X artı 1 eksi X kare eksi 3X payın paydanın türevi 1 bölü X artı 1'in parantez karesi eşittir 0 diyeceğiz. Şimdi buradan da 2x kare eksi 3x artı 2x eksi x oldu. Eksi 3 eksi x kare artı 3x eşittir 0. İçler dışlar diyebiliriz payda zaten gördüğünüz gibi sıfırlanıyor böylece paydayla sıfır çarpınca. x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Buradan da x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Şimdi tabloya gerek yok ama biz yine de görelim ekstremumların hangisinin pozitif hangisinin, hangisinin artan hangisinin azalan olduğunu. Eksi 3 ve 1 oldu. Burası artı, eksi artı. Gördüğünüz gibi maksimum ve minimum noktalarını görmüş olduk. Eksi 3 burada absis. Yine 1 arkadaşlar absis. Benim burada y'leri de bulmam lazım. Y'leri nereden bulacağız? Tabii ki o noktaları denklemde yerine yazarak. Eksi 3 yazdığımız zaman 9 eksi eksiden artı 9 bölü eksi 2 yani eksi 6 oldu. Demek ki burası ...eksi 9 oldu pardon. Demek ki bu eksi 3'e eksi 9'muş. 1'i yerine yazdığımız zaman... ...1 eksi 3 bölü 2'den arkadaşlar... ...burası da eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yaptı. İki nokta arasındaki uzaklık... ...y2 eksi y1'in karesi 1 eksi eksi 3'den 4'ün karesi... ...eksi 1 eksi 9'un karesi 8'in karesi... ...16, 64, 80... ...4 kök 5'miş iki nokta arasındaki uzaklık e şıkkı. Uzunluğun en az olması için şöyle... Bunu da söyleyeyim. Bu arada bazı sorularda türevden ziyade arkadaşlar aslında geometri bilgisi, analitik bilgisi gerekir. Mesela burada türevle değil de analitikle yapacağız. Sebebi de şu. Bir noktadan bir doğruya çizilecek en kısa doğru dik olan doğrudur. Haliyle arkadaşlar burada şunu söyleriz biz. Burada bir doğru var. Y eşittir 4 eksi x. Ve sıfıra sıfırdan da böyle bakın. Uzattığımızı düşünün. Biz şu mavi olan uzunluğu bulacağız. Bunun için de ne yapmamız lazım? Şöyle şuradaki x, y noktasını bulmamız gerekiyor. Onu nasıl buluruz? En kısa uzaklık dik uzaklıktır arkadaşlar. Böylece artık e, sıfıra sıfırdan geçen bir doğru 4 eksi x doğrusuna dikse şu doğrunun eğimi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ek, y eşittir eksi x dersek sabiti boş verelim. x'in katsayısı eksi 1 o zaman bu doğrunun eğimi 1 olması lazım. Bir de orijinden geçen bir doğrunun sabit sayısı yoktur. Y eşittir ax şeklindedir. O yüzden direkt y eşittir x oldu. Böylece y eşittir 4 eksi x ile y eşittir x doğrularını ortak çözersek x eşittir 4 eksi x. Buradan da 2x eşittir 4 x arkadaşlar 2 oldu. Haliyle kesim noktalarının apsisi 2 Yerine yazarsanız ister bu denklemde ister bu denklemde y'de 2 geldi. Böylece 0'a 0 ve 2'ye 2 arasındaki uzaklık nedir? 2 eksi 0'ın karesi 2 eksi 0'ın karesi parantezde burada bakın ne oldu? 4 4 daha 8 kare kökü de 2 kök 2 oldu B şıkkı. Bilinmeyen kenarlara x diyelim. Şuraya arkadaşlar 2, yamuğun alanını hatırlayalım bu arada. A artı C bölü 2 yani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik bu kenarda dursun. Tek bilinmeyen bu sorularda çok önemli bizim için. Böylece şuradaki C haşa arkadaşlar Pisagor'dan hiç üşenmeden kök içinde x kare eksi 4 yazacağız. Çünkü bilmiyoruz kenarı. Buranın tamamı x'ti. Dikdörtgenden dolayı yukarıya arkadaşlar x eksi x kare eksi 4 kalmış oldu. Yukarıya da o zaman aynı şekilde kök içinde x kare eksi 4 artı x kaldı. Böylece alt taban x, üst taban x eksi kök içinde x kare eksi 4, yükseklik 2 bölü 2. İşte alan denklemi a x diyelim. Alanın en büyük olması için arkadaşlar bu alan denklemi sonuçta bir denklemin en büyük değerini bulmak için ne verirsek en büyük olur. O işte o ne verirsek kısmını türevle buluyoruz. Çünkü maksimum noktasında türev sıfırdır. Bu yüzden 2x eksi kök içinde x kare eksi 4 ax türev aldım 2 eksi 1 bölü 2 köklü ifadenin türevidir. Sonra arkadaşlar içeride x kare eksi 4 olduğu için içinin türevini sakın almayı unutmayın. Böylece bunu da sıfıra eşitlemiş olduk. Artık bu ikiler gitti. 2 eşittir x bölü x kare eksi 4. Kare alacağım. Şunu sol tarafta yazayım bakın şöyle. İçler dışlar çarpımı 4x kare 16 her iki tarafın karesini alıyorum. Eşittir x kare. Buradan 3x kare eşittir 16. Haliyle x eşittir 4 bölü kök 3 yaptı. Şimdi arkadaşlar alan denklemimiz hangisiydi? İşte bu. Yerine yazalım. 4 bölü kök 3. 2 tane x olduğu için 8 bölü kök 3. Eksi kök içinde x kare eksi 4 yani 16 bölü 3 eksi 4. Bu da arkadaşlar siliyorum artık içerisi 4 bölü 3 oldu. 4 bölü 3'ün kare kökü de 2 bölü kök 3. 6 bölü kök 3 demek ki alan 2 kök 3'müş arkadaşlar A şıkkı. Parabolde şunu hatırlamalıyız. Böyle bakın simetri ekseni verildiği zaman ordinatları aynı olan iki nokta simetri eksenine eşit uzaklıktadır. O yüzden Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi mavi alanla yeşil alan birbirinin aynısı olacaktır. Bir tanesini bulup 2'yi ile çarpmamız yeterli. Bunun için de tek bilinmeyen çok önemli. Şimdi absis x ordinat y de biz oraya ne yazacağız? y eşittir 4 eksi x kare olduğu için ordinatı 4 eksi x kare olan bir nokta. Böylece yeşil bölgenin alanı x çarpı 4 eksi x kare olacak arkadaşlar. Bundan iki tane var çünkü CBAD'nin maksimum alanını istiyor. İşte size alan denklemi. Böylece 8x eksi 2x küp oldu alan denklemi. Bunun maksimum olması için türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz ki maksimum noktasını bulalım. 8 eksi 6x kare eşittir 0. Buradan 6x kare eşittir 8. x eşittir. Tabii ki koordinat burada negatif değil gördüğünüz gibi. 8 bölü 6, 4 bölü 3 yani 2 bölü kök 3 oldu. Gerçekten bakın şunu çizerseniz eksi 2 bölü kök 3 artı 2 bölü kök 3 normalde hani bu denklemin maksimin noktalarını bulmak isteseniz eksi artı eksi böyle gördüğünüz gibi gerçekten zirve yaptığı yer hakikaten 2 bölü kök 3 oluyor. Bizden zaten bu değeri istiyordu. Alanın en büyük değerini yerine yazarak buluruz ama alan sorulmuyor. Cevap A şıkkı. Tek değişken x ile halledeceğiz. Alan normalde 24 dendiği için x çarpı y bile demeyeceğim. Bakın buraya böyle 24 bölü x diyorum. Şimdi büyük artık kağıdın alanına bakacağız. Bunun bir kenarı x artı 2 oldu soldan ve sağdan bir kırpılmış, aşağıdan ve üstten bir buçuk ar kırpıldığı için burası da 24 bölü x artı 3 oldu. Şimdi bu dikdörtgen şeklindeki kağıdın alanı x artı 2 çarpı 24 bölü x artı 3 dağıtıyorum 24 artı 3x artı 48 bölü x artı 6. Şimdi bu alan denkleme alanın maksimum olması demek böylece türevini aldığımız zaman o vereceğimiz değerde türevin sıfır çıkması demek. Türevini aldığımızda da 3 eksi 48 bölü x kare eşittir 0 oldu. 3 eşittir 48 bölü x kare x de arkadaşlar pozitif bir değer olmalı 4. Gerçekten bakın 1 eksi 4'tür 1 4'tür kök eksi artı eksi şöyle a eksi burası artı burası eksi. Burada aslında ifade tabi siz ona dikkat etmemiş olabilirsiniz ama normalde en fazla demek lazım arkadaşlar. Çünkü bakın eksi 4 veremeyiz çünkü uzunluk negatif olamaz. Ama burada 4 verdiğimizde burası zirve değeri o yüzden aslında biz şu an maksimum değerini bulacağız. Dolayısıyla ona takılmamış olabilirsiniz ama yine de önemli bir ayrıntı söylemiş olayım. Böylece artık 4 yerine yazıyorum. Alan denklemimiz şu hatta buydu. Burada yerine yazdığımız zaman ister burada ister burada fark etmez. 24 artı 3 çarpı 4 12 artı 48 bölü 4 12 artı 6 oldu. 30 buradan Şurası da 24 eşittir 54 geldi D şıkkı. Şöyle size temsili bir grafik çizeyim arkadaşlar olayı hemen göstermek için. Diyelim normalde böyle bir grafik var tamam mı? Şimdi burası yerel max burası yerel min. Ama siz gidip mesela şöyle bir şey yapsanız şu aralıkla siz bu aralığı seçseniz grafiğin alabileceği en küçük değer burası olacaktır. En büyük değer yine burası olacaktır ama bakın en küçük değer değişebilir. O yüzden yapacağınız iş aralık verdiği zaman sorularda muhakkak onları yerin yerine koyun sınırlandırıldığı için en küçük ve en büyük değerler belki bunlardır. Böylece f eksi 1, eksi 1, eksi 6, artı 1'den eksi 6 oldu. Sonra arkadaşlar f2, 8, eksi 4 çarpı 6'dan 24, artı 1'den 9, eksi 15 oldu. Şimdi... Gelelim normal şartlarda şu aralık olmasaydı fonksiyonun alabileceği en küçük değer için tabii ki ne yapıyoruz en büyük değer için? Yerel max yerel mini buluyoruz yani türev alıyoruz. 3x kare 12x eşittir 0'a eşitlersek böylece kökler bize türevin 0 olduğu yerleri yani maksimum ve minimum noktalarını verir. Böylece köklerden biri 0, biri 4 artı eksi artı Burada artıdan eksiye geçtiğimiz yer yani 0 yerel maksimum yerel bakın mutlak demiyorum. 4 de burada yerel minimum olacak ancak bizim aralığımız hemen göstereyim şöyle eksi 1 ile 2 arasında arkadaşlar. Bu aralıkta fonksiyonun olabileceği en büyük değer x eşittir 0 için yerine yazarsak 0 eksi 0 artı 1'den 1 bir. demek ki fonksiyonun alacağı en büyük değer 1'miş ancak en küçük değer için sakın 4 koymayın çünkü 4 eksi 1 2 aralığında değil. O zaman bu aralıkta hakikaten en küçük değer neymiş gördüğünüz gibi? Eksi 15. Bu yüzden eksi 15 artı 1'den cevap eksi 14 oldu. Cevap A şıkkı. Parçalardan birinin üst yüzey alanının en büyük değere sahip olduğunda x'in uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi iki harf vereceğiz ama sonra tek harfe düşürürüz yine. Buraya y yazalım. Hatta A yazayım Y ile uğraşmayalım. A diyeyim. Sonra arkadaşlar burası yine tabii ki bunlar haliyle gördüğünüz gibi A olmak zorunda. Çünkü burası dik, dört, dik üçgenin kısa kenarı. Burası da kısa kenarı. Bunlar özdeş dik üçgenler. Burası da bakın gördüğünüz gibi A artı X. Şimdi A artı X. Buraya A dedik. Buraya A dedik. 3A artı X eşittir 60. X arkadaşlar 60 eksi 3A oldu. Kenarlardan biri a artı x olduğu için 60 eksi 3a'ya a eklersek şu uzun kenar 60 eksi 2a kısa kenarda a'ydı arkadaşlar. Bu alan denkleminden yararlanarak alanın en büyük olduğu şeye bakacağız değere. 60 eksi 60 a eksi 2a kare eşittir a x türevini alıyorum 60 eksi 4a eşittir 0 a böylece arkadaşlar 15 oldu. A 15 olduğuna göre x neye eşittir 60 eksi 3 A. Burada gidip yerine yazarsak x de demek ki 60 eksi 45'ten 15 olacakmış alanın en büyük değeri için. E şıkkı. Yine tek bilinmeyen yapacağız. Şuraya x diyorum. Buraya da x diyorum. Karşı kenara 2 x diyorum. Yılanın uzunluğu bakın toplamda 120 olması için uzun kenara 120 eksi 3 x kalacak değil mi? Totalde bakın şurası ve burasını çıkarınca evet 120 eksi 3 x oldu. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 120 eksi 3 x. Kısa kenarı 2 x arkadaşlar. Bu alan denklemi. Alanın maksimum olması için hemen yapıyoruz. 240 x eksi 6 x kare türev alıyoruz. Çünkü türevin sıfır olduğu yer yerel ekstremum noktasıdır. 240 eksi 12 x eşittir 0. x buradan 20 oldu. Kısa kenar böylece 40 geldi. Uzun kenarda 120 eksi 80'den pardon 120 eksi 60'tan orası da 60 oldu. Dikdörtgenin alanı böylece 2400 cm kare oldu arkadaşlar. C şıkkı. Parabolün önce denklemini bulmanız lazım. Tepe noktası da bilinen bir parabolün denklemi ax eksi r'nin karesi artı k'dır. Bu yüzden ax 2'nin parantez karesi artı 0 eşittir y olur burada üzerindeki bir nokta denklemi sağlayacağı için 4 eşittir 4. A bakın 1 oldu. Demek ki parabolün denklemi x eksi 2'nin parantez karesiymiş. Bunun bize faydası şudur. İkiz kenar bir üçgende tabana dik indireceğiz. Sonuçta şuranın apsisine x dersek ordinatta bakın b'nin ordinatı aynı zamanda. x'e Tabii ki y'e gördüğümüz yere ne yazacağız? X eksi 2'nin parantez karesi sonuçta y dediğimiz şey x eksi 2'nin karesinden oluşuyor. Bu da bize dikdörtgenin uzunluğu, dik üçgenin uzunluğu pardon bir kenarı 2x olacak, diğer kenar arkadaşlar yükseklik yani x eksi 2'nin karesi bölü 2. İşte üçgenin alanı arkadaşlar. Buradan artık türev aldığımız zaman çarpımın türevi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi artı Türevi, x sin türevi x'in aynısı çarpı 2 çarpı x eksi 2. Haliyle arkadaşlar, bunu 0 eşitleyeceğiz. x eksi 2 parantezinde x eksi 2 artı 2x eşittir 0. Buradan hangisinin minimum hangisinin maksimum olduğunu bulmak için köklerden biri arkadaşlar 2 bölü 3. Diğerine baktığımız zaman o da 2 artı eksi artı. Şimdi bizim için maksimum olması gereken yer bakın artıdan eksiği geçtiği yer yani 2 bölü 3'müş cevabımız D şıkkı.